Ali Turhan, TCDD FETÖ 2.0 FETÖ terör örgütü devleti sarıp sarmalarken elinde büyük bir güç oluşturma çabasındaydı. Bu güç, zengini fakiri, güçlüyü güçsüzü arka planda bırakabilecek bir güç olmalıydı. İnsanlara bu gücün kendisinde olduğunu hissettirdiğinde, insanları çok kolay yanında tutabileceği, insanlara emirler yağdırabilecek pozisyona gelebileceği bir güçten bahsediyoruz. FETÖ'nün güçlü yanları neydi? Akla it gelenler, insanların sömürdükleri manevi değerler ve para gücü. Devletin kurumlarına sızma gücü, ellerindeki para gücü, fakir veya orta seviye insanlara çok rahat hitap etmelerini sağlıyordu. Fakat üst düzey iş adamlarına bu şekilde de nüfuz edememe sorunu yaşıyorlardı. O zaman her alana, her kesime çok rahat hitap edebilmeleri, hatta emir verebilmeleri için daha büyük bir güç gerekliydi. Gelelim terör örgütünün cirit attığı kurumlardan biri olan TCDD'ye. Her kurum gibi Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü'ne de CİMER ve BİMER üzerinden FETÖ'cülerle ilgili şikayet ve ihbarlar gelmektedir. Bu ihbarlar genel müdürlük yöneticileri ve teftiş kurulu tarafından sümen altı edildiği iddiaları arasındadır. Şimdi biz böyle dedik diye hemen ben FETÖ'cü değilim diye bağırmayın siz FETÖ ile mücadele etmezseniz en büyük FETÖcüsünüz. Bir başka iddia ise üst düzey yöneticiler hakkında işlem yapılmadığıdır. Sadece alt kademelerdeki FETÖcüler hakkında işlemlerin göstermelik yapıldığı söylenmektedir. Ayrıca çalışanlar FETÖ'cüleri BİMER'e şikayet etmekten çekiniyorlar. Sebepse bu kurumda yapılan gizli yazışmalar gerçekten gizli olmuyormuş. Örneğin bir kurum çalışanı teftiş kurulu başkanlığına cimer üzerinden FETÖ'cüleri ihbar ettikten sonra bu çalışan personelin başına gelmeyen kalmadığı söylenmektedir. Çok enteresandır kurum yetkilileri şikayet eden personelin ailesine kadar telefon açıp şikayetlerin geri çekilmesini istemektedir. Düşünebiliyor musunuz? Siz cesaret gösterip terörist olabilir diye şikayet etmişsiniz. Kurumun müdürü babanızı arayıp oğlun şikayetini geri alsın diyecek kadar kifayetsizleşmiş. Öyle ki FETÖ'cüleri araştırmak ve ihraç etmek yerine şikayet eden personele zulüm etmekten ve soruşturma açmaktan geri durmamışlardır. Bir diğer iddia ise genel müdürlükte kripto FETÖ'cüler üst yönetim kademelerinde yıllardır çok iyi kadrolaşmışlar ve birbirine sahip çıkmaktadırlar. Teftiş kurulu kuruma gelen şikayetleri, ihbarları, ismi anılanla hemen paylaşmakta ve tedbirler almaktadır. Kurum yönetimi açıkça FETÖ'cülere sahip çıkmakta. Tüm kurum çalışanlarının FETÖ'cü olduğundan şüphelendiği bir bürokrat maalesef 15 Temmuz darbe girişiminden sonra daire başkanı olarak atanmıştır. Hala atamalarda teftiş kuruluna ismi verilen FETÖ'cüler görevlere getirilmektedir. MIT ve emniyet üzerinden gelen FETÖ listeleri ve istihbarat raporları kim tarafından inceleniyor, kim tarafından sorgulanıyor, kim tarafından uygulanıyor? TCDD yönetimi tarafından dikkate alınmadığı iddiaları doğru mudur? İki hafta önce kurumun teftiş kurulu başkanlığında başkan yardımcısı olan baş müfettiş Baylok'tan tutuklanmış mıdır? Bu şahsın atamasını mevcut genel müdür mü yapmıştır? İstihbarat bilgisi veya sorgusu yapılmadan mı görev tebliğ edilmiştir? FETÖ'nün sızdığı kurumların dışında bu kurum terör örgütüne teslim mi edilmiştir? FETÖ ile mücadele eden kurum personeline mobbing uygulandığı ve personelin devamlı görev yeri değiştirildiği doğru mudur? FETÖ ile mücadele mücadele eden personel hakkında asılsız dedikodular çıkartılarak personel itibarsızlaştırılmakta mıdır? Genel Müdürlükte Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde FETÖ ile mücadele komisyonu kurulmuştur fakat bu komisyonda FETÖ'cüleri tespit etmede yetersiz kalmış mıdır? Adam kayırmacılık ve kriptoların birbirine sahip çıkması sebebiyle genel müdürlükte hala zanlılar ihraç edilmemiş ve FETÖ ile mücadele eden kişilere karşı da tavır alınmış mıdır? Özellikle 16 Nisan referandumu sonrasında FETÖ'cüler kamu kurumlarında daha da kendilerine güvenmeye ve FETÖ ile mücadele eden memurlara saldırmaya başlamışlar mıdır? Burada biraz duralım. Genel müdürlüğe yönelik geniş kapsamlı bir operasyonun yapılacağı sanırım planlamaların içindedir. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda FETÖ yapılanması hakkında soruşturma yürütüldüğü ve kısa süre içerisinde müdahale yapılacağı söylenmektedir. İddianame henüz hazırlanma aşamasındadır. Şimdi burada yetkililerimize bir dimdont. İstinaf mahkemeleri gibi harici bir üst mahkeme kurmazsan, şehirleri bombaladığı ve vatandaşımızı şehit ettiği sabit olan bu hainlere 9 aydır ceza vermezsen, Hepsini bir araya toplayıp beslemeye devam edersen tabiatı gereği ihanet içerisinde olmaya devam edeceklerdir. Kripto tanımının FETÖ 2.0 yeni nesil hainleri göz önünde besleyerek yetiştirmeye devam ederiz. Yurt dışına kaçanlar şehir kurar. Yakaladıklarımız yaptıkları karşısında ceza almayacaklarına ikna olurlarsa bugüne kadar beklenen çözülme asla ve asla olmayacaktır. Referandum sonrası aradaki makasın yeterince açık olmaması gizli ve açık tüm düşmanlarımıza harekete geçirmiştir. Kullanışlı maşa olan FETÖ 2.0 yenilenmiş, yeniden dizayn edilmiş, tamamlanmış versiyonlarıyla göğüs göğüse müdahale etmeden kaçınıp gizli hamlelerini yapmak için start vermişlerdir. Çevremizde olup bitenlere daha da dikkat edelim. Saygılarımla. Ali Turhan, Sesli Makale.com.